Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli minik anahtarlıklar, eldiven anahtarlıklardan yapacağız. Daha önce kanalımda videosunu çekmiştim. Fakat telefonumdan kaynaklı sesim çok iyi çıkmamış arkadaşlar. İstek de çok oldu. Ben de videoyu tekrarlamak, tekrar yapmak istedim. Bu sefer daha farklı renklerde yaptım ki sizlere de fikir olsun. Geçen sefer kırmızı ve beyaz yapmıştım, yılbaşı konsepti. Bunun için bize gerekli olan malzemeler, bugünkünü ağız kısmını ve işlemesini pembe yapacağım için pembe ve beyaz renk seçtim. Buna uygun, ipime uygun 2,5 milim tığım var. Nako pırlanta kullandım. Siz elinizdeki iplerden kullanabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Makasım var. Bir tane anahtarlık halkası var. Kullanacağımız. Bir de etamine iğnem var. Normal iğne de kullanabilirsiniz. İşleme için gerekecek bize. Malzemelerimiz bu kadar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle parmak örmekle başlayacağız. Eldivenimizin minik parmağını yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Sihirli halka yapıyoruz öncelikle. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Orta parmağımı bu şekilde dolayıp bir tane zincir çekip bağlamasını yapıyorum. İçine 4 tane sık iğne yapacağız. 3 ve 4. İpimi çektim. Karşıdaki ilmeğe kaydırma şeklinde birleştiriyoruz. Bir diğer ilmeğe geçerek çift batacağız arkadaşlar. Alanımız çok küçük, biraz zorlanabiliriz örerken. Ama kısa sürüyor bitmesi. Toplam bu ikinci sıramızda 8 tane sık iğnemiz olacak. Her ilmeğe çift batıyoruz arkadaşlar. 6 şu sonuncu ilmeğime çift batarak bitirdim. Şöyle yönünü çevirelim. İlmek belirleyicisi olarak bu içindeki ipi kullanacağım. 2 sırada arttırma eksiltme yapmadan 8 tane sık iğne yapacağız. Üçüncü sıramız bitti. İlmek belirleyicisini çıkarmadım. Yeri belli arkadaşlar. Bir sıra daha örüp bitireceğiz. Dördüncü sıramız. Yapımı çok kolay. Günde en az 3-4 tane yapıp bitirebilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Satışını yapabilirsiniz. Hediye paketlerinde kullanabilirsiniz. Sıramızın sonuna geldik. Karşı ilmeğe kaydırma şeklinde tamamladık. Bir de zincir çekip bitiriyorum. Çok uzun bir ip bırakmaya gerek yok. İpimizi kestik. Sıkılaştıralım iyice. Bu iplerimizi de parmağımızın içine koyalım. Evet, minik parmağımız tamam. Şimdi eldivenimize başlıyoruz. Yine sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 İpimizi çektik. Karşı ilmeğe geçiyoruz. Ve kaydırarak tamamladık.
Kaydırma yaptığımız ilmeğe değil, bir diğer ilmeğe batıyoruz. Çift batacağız bütün ilmeklerimizin üzerine. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak ikinci sıramızda. Ve sıramızın sonuna geldik. İçindeki ipi kullanacağım. Hatta görünür olması için farklı bir renk seçeyim. İğnemdeki ipi kullanayım. Şöyle bir sarı ip seçtim arkadaşlar. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek, bir çift şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Çift yaptık. Tek, çift. Tek, çift. Video ile ilgili takıldığınız noktalar olursa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorum. Yaptığınız ürünleri de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram adresimi de paylaşıyorum mutlaka. Yani şimdi arkadaşlar sıra sonuna geldik. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sıramızda 2 tane tek, bir çift yapacağız. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. İki tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi bir üste çıkartabiliriz. Arkadaşlar bu 4. sıramız 9. sıraya kadar artırma eksiltme yapmadan sadece öreceğiz. Beşinci sıramız arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Bu kısımda sıkılmamanız adına videoyu biraz hızlandırabilirim. 9. sıramızı tamamladıktan sonra 10. sırada buluşacağız. Şimdi 6. sıradayım. Şimdi 10. sıradayız. 10. sıramızda yine artırma eksiltme yapmıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar sıramızın sonundan 2 ilmek bırakacağız. Sadece düz örüyoruz. İpimi içine alalım. Evet, son 2 ilmeğimiz kaldı. Parmağımızın birleştirmesini yapacağız. İç kısmından 2 ilmeği kullanacağız. Sıra sonumuz burasıydı arkadaşlar. D
Devamındaki iki tane ilmeğimizi şöyle iç kısmından ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimle birleştirmesini yapıyorum. Şöyle sıkayım ipimi. Şimdi şu sonuncusunu, bunu da aldım. Ve buradan birleştirmesini yapıyorum. Şu içindeki ipleri biraz daha ittirelim. Evet arkadaşlar, bu ipimize artık gerek kalmadı. Örgümüzün baş kısmı yine burası, parmağımızdan sonrası. Şimdi 10. sırayı tamamladık. 11. sırada örmeye devam ediyoruz. Arttırma eksiltmemiz yok. Parmağımıza gelince örmemizde farklılık var sadece. Şimdi bu kısmı sık iğne olarak devam ettiriyorum. 11. sıradayız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi parmağımızı örmeye başlayacağız. Arkadaşlar, 8 tane sık iğnemiz vardı. İkisini birleştirme için kullandık. Üzerinde kalan 6 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sadece sık iğne olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar eldivenimizin geniş kısmına geçiyoruz. Birleştirmesini yaptık 11. sıramızda. Şimdi yine örgümüzün baş kısmı burası arkadaşlar. 12. sıradayız. Arttırma eksiltme yapmadan bu büyük kısmını örmeye devam ediyoruz. Yine parmak kısmında bir eksiltmemiz olacak. Şimdi bu kısmı düz örüyoruz. Sıra sonumuz parmağımıza denk geliyor arkadaşlar. 12. sıramızı tamamlamak üzereyiz. Şimdi bu kısımda arkadaşlar eldivenimizin son ilmeği ile parmağımızdaki ilk ilmeği bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane azaltma yaptık. Üzerinden 4 tane sık iğne örüp 3 ve 4 sık iğne ördük parmağımızdan. Son ilmeği ile eldivenimizden bir ilmek alıyoruz ve azaltmamızı yapıyoruz. Bu şekilde 12. sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi bu kısım 13. sıramıza geçtik. 13. sıramızda eldiven kısmında 2 kere eksiltme yapacağız. 5 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 ve 5. Bir tane eksiltme yaptım. Yine 1 2 3 4 ve 5. Bir eksiltme daha yapıyorum. Bu kadar eksiltmemiz. Sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece örüyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonumuza geldik. Şimdi 14. sıradayız. 14. sıramızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bir tur sadece sık iğne yapacağız. Örüyoruz sadece. Toplam 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Bir fazla, bir eksik hiç fark etmez, sorun olmaz arkadaşlar. Ama illaki sayı olarak örüyorum derseniz toplam 24 tane sık iğnemiz var şu an.
Evet, sıramızı sadece örerek devam ediyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Bu kısmı örmeyelim. Yeni rengimize geçiyoruz. Pembe rengimize. Bu şekilde bir zincir çektim. Kapatmasını yaptık. Beyaz ipimizi de çekelim. Arkadaşlar, sadece sık iğne olarak örmeye devam edeceğiz ilmeklerimizin üzerine. Toplam 6 sıra öreceğiz renkli ipimizle. Arttırma, eksiltmemiz yok. Bu ip, iki ipi biraz örgümün içinde ilerleteceğim. Sonrasında da keseceğim. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz ama bu şekilde ördükten sonra sorun olmayacaktır. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Bir sonraki ilmeğimize kaydırarak bir de zincir çekerek bitiriyoruz. Şöyle minik bir ip bırakalım. Eldivenimizi tamamlamış bulunuyoruz. İğnemizle bu ipimizi yok edelim. Kısımdan biraz ilerletelim. Bu şekilde dışa doğru katlıyoruz. Renkli yerine gelinecek kadar. Evet arkadaşlar, böyle minik eldivenimiz tamamlandı. Bunun işlemesini yapalım. Yine pembe ipimizle biraz ip alalım. İç kısımdan şöyle bir yerden arkadaşlar bir ipimizi sıkılaştıralım. Şöyle bir minik düğümümüz oldu. Şimdi göz kararı. Şöyle bir yerden çıktım. Daha bir yandan çıkalım. Şöyle biraz eldivenimizin ortasına doğru gelsin arkadaşlar. Şuradan bir artı oluşturacağız.
Birer de çapraz yapıyoruz. Şöyle göz kararı arkadaşlar. Yani bir artı oluşturacağız. Bir de aralarına bu şekilde işleyeceğiz. Şöyle arkadan çık, orta kısımdan çıkalım. Yanlış olan yer olursa, yani gözümüze hoş gözükmeyen yer olursa tekrar iğneden ip çıkartıp düzeltebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu anahtarlık halkasını takacağımız yeri öreceğiz. Örmeniz de şartıyla arkadaşlar, direkt anahtarlık halkasını da dikebilirsiniz. Zincirli olanlardan varsa direkt dikebilirsiniz hatta. Şimdi bu iki ipimi birleştirdim bu şekilde. Eldivenimizi ikiye katlamıştık. Şu alandan tam parmağımızın böyle birleştirdiğimiz uç kısmına doğru, şu aradan geçebilirsem, şöyle ipimi geçirdim. Burada biraz ipim kalsın. Bir zincir çektim. Birleştirmesini yaptık. Şimdi arkadaşlar 20 tane zincir çekiyorum. Bu ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ve 20. İpimi kontrol edeyim. Katları açılan bir ip bu. Biraz o yönden bazen sıkıntı yaratabiliyor. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimizi çekelim biraz. Sık iğnemizi yaptık. Bir de zincir çektim ve bitirdim. Şöyle ip bırakalım. Bu iplerimizi iç tarafa alalım. Aynı yerden diğerini de alalım içeriye. Şimdi bu ikisini bağlayacağım arkadaşlar. Örgümüzün de sökülmemesi adına. Kez bağladık ve tamamladık. Anahtarlık halkamızı da takalım.
Evet arkadaşlar, minik anahtarlığımız, eldiven anahtarlığımız hazır. Bir de anahtar takalım. Evet arkadaşlar, anahtarlığımızı da taktık. Anahtarımız da ister bu şekilde, isterseniz telefonumuza falan zarar vermesin diye bu şekilde anahtarınızı içine de koyabilirsiniz. Çantası olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Aklınıza takılan sorular, yorumlarınız olursa mutlaka bekliyorum. Geri dönüş yaparım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.